Merhabalar arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Ben bu videoda sizlere Almanya'da yaşadığım mobbing hikayesini anlatacağım. Ve birazcık gülerek, şakalarla karışık anlatacağım ama böyle anlattığıma bakmayın, yaşarken gerçekten stresli bir olaydı. Özellikle yabancı bir ülkede bu başınıza gelirse ve vizeniz de işinize bağlı bir vize ise birazcık daha stresi artıyor genel olarak. Neyse lafı çok uzatmadan anılarımı anlatmaya başlayayım. İlk başta aranızda mobbingin ne olduğunu bilmeyenler olabilir. O yüzden mobbingin ne olduğunu anlatayım sizlere. Mobbing iş ortamında yapılan kabadayılığa denir. Genelde müdür seviyesindeki insanlar altındaki çalışanlara kabadayılık taslar. Zorbalık yapmaya başlar ve asıl önemlisi onların özgüvenini yok etmeye çalışır bilinçli bir şekilde. Ve bu sistematik bir şekildedir. Yapıcı eleştiri tarzında değildir. Çünkü herkesin daha iyi yapacağı şeyler vardır ve kibarca bir şekilde aslında bak bunu böyle yapabilirsin. Gel beraber yapalım. Tabii ki denir. Herkes de aslında gençler özellikle öğrenmeye aç insanlardır. Ben de öyleyim. Ama bu birazcık daha farklı. Bu tamamen özgüvenini yıkmak üzerine yapılan ve yapıcı olmayan bir eleştiri. Tamamen sizi rahatsız etmek için ve size üstünlüğünü kanıtlamak için sürekli yapılan bir psikolojik baskıdır aslında bu. Ve bu sadece bana değil, bütün çalıştığım insanlara yapılıyordu ve hatta o yüzden birazcık daha rahat geçirdim ben bu mobbing dönemini. Çünkü sorun bende değil, sorunun müdürümde olduğu çok açık bir şekilde belliydi. Çünkü ofisteki herkes çok rahatsızdı bu durumdan ve istifalar bir bir geliyordu. Tabii ki ben Almanya'da çalıştığım için Türkiye'den gelen mavi kartlı biri olarak o kadar kolay istifa edemiyordum. Ve o kişi de bunu çok iyi biliyordu. Ve özellikle yurt dışından insanlar getirtmeye çalışıyordu kendi ekibi için. Ama bu hikayenin detaylarını daha sonra anlatacağım daha derin bir şekilde. Bu yaşadıklarımın bu arada benim Türk müdürümün de Alman olmasıyla hiçbir alakası yok. Bu tamamen müdürümün naşisist bir kişilik olmasıyla alakalı. Yani nasıl diyeyim? belli kişilik bozukluğu var ve neredeyse psikopatlık seviyesinde empati yapma derdi yok. Sadece işi bitirme, bitirici olmakla alakası var ve bu uğurda herkesi yakabilecek bir kabiliyete sahip. Ve yakıyor da. Ve ben psikolojiye çok meraklı biriyim. Tabii ki akademik bir eğitim almadım. Profesyonel tanım koyamam ama eğer koyacak olsam kesinlikle bir psikolojik bozukluk, narşisist psikolojik bozukluğu olduğunu söyleyebilirim müdürümün. Çünkü anlatacağım hikayede de örnekler vereceğim gibi bütün o iş yerindeki o kurumsal psikopatla uyuyor neredeyse yaptığı her şey ve İşin en can alıcı noktalarından biri sadece ben değilim. Bütün ekip olarak bunu hissediyoruz. Hani sadece ben olsam belki aramızda bir şey geçti ben ondan nefret ediyorum o benden nefret ediyor olabilir. Ama bu tavrı herkese karşı bu videoyu yapmak istememdeki başka sebeplerden biri de özellikle gençler için bu tarz insanlarla iş hayatında karşılaşabilirsiniz. Hiç panik olmadan, içinize kapanmadan savaşmayı öğrenin. Çünkü bu tarz insanlarla hem özel hayatta olsun hem kurumsal hayatta olsun karşılaşabilirsiniz. Belki başkaları yorumlarda da yazabilir kendi hikayelerini. Muhakkak hayatta bir iki kere karşılaşabileceğiniz tipler ve tecrübeniz yoksa yeterince gerçekten kişisel algılayıp depresyona bile girebiliyorsunuz. Ve bu benim müdürümün istediği tek şey ...yükselmek, kariyer anlamında yükselmek ve bu yükselme kuruna her şeyi yapabilecek gözünü karartmış bir insan. Hikayenin daha iyi anlaşılabilmesi için ben Türkiye'deki anılarımdan başlamak istiyorum. Çünkü ben o kadar da hani e, konforlu bir iş ortamından gelmedim. Türkiye'de danışmanlık şirketlerinde çalışıyordum ve eşek gibi çalıştırıyorlar sizleri. Ama çalışmanın zorluğu bir yana ben mesela bir şirkete katılmıştım. O Big Four danışmanlık şirketlerinden biri istifa edip ondan sonra... Şirkete girdim. İkinci haftasında partnerim en yüksek seviye istifa etti ya da ettirilmeye mecbur edildi. Ondan sonra yavaş yavaş bizim ekiptekileri temizlemeye başladılar. Şirket küçülmeye gidiyor diye. Ve ilk başta benden başladılar ve benim gibi benim durumumda olan başka bir çocuktan başladılar. Çünkü iki ay içerisinde bir mazeret göstermeden daha deneme aşamasında olduğun için işten ayrılabiliyorsun mazeret gösterilmeden, tazminat ödenmeden. Ve bana direkt senle devam etmeyeceğiz denildi. Ben de dedim ne oluyor? Onlar da yanlış işe alım yapmışız. Yani çok da bir mazeret göstermek durumunda değiliz dediler. Direkt kapının önüne koydular. Benim yine durumum iyiydi. Çünkü bir takım birikimim vardı ama öbür arkadaşım benimle birlikte atılan... Yeni bilgisayar almıştı, borcun içine girmişti, düzenli maaşı olacağını düşünüyordu. Çünkü işe başlamış çocuk ne yapsın? Kirada evi var, çok zor durumlara düşürüldü. Ve yani ben de böyle zor durumlardan geçmiş bir isim aslında. Demek istediğim bu sizlere. O kadar da pohpohlu bir hayatım olmadı. Ama tabii ki Almanya'daki hikayem gerçekten çok daha zorluydu. Hem çalışma anlamında hem özgüven sarsılması anlamında daha yırtıcı bir tecrübeydi. Şimdi hadi başlayalım hikayeye. Ben Almanya'ya gideceğim diye bayağı heyecanlanmıştım o mavi kar süreci evrakları hazırlama ki o da ayrı stresli bir dönemdir belki izleyenler bu dönemlerde olanlar bilir. İyi şanslar diliyorum sizlere. Ben en az 10 kez büyük ihtimal bu olmayacak diye düşündüm. Muhakkak bir sorun çıkacak. Çünkü ne insan kaynakları adam gibi cevap veriyordu ne bir şeyler oluyordu ama elinde sonunda oluyor. Çok garip bir süreç o ama oluyor. Ya da olmuyor. Ama olur herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Olur umarım ee, olmasını istiyorsanız. Neyse öyle ya da böyle geldim Almanya'ya. Geldim. İlk günden ofise gittim. Çünkü vizemi işe başlayacağım güne vermişler. Ben de müdürüme yazmıştım. Bakın ben öğlen gelmek zorundayım. Zaten orada bir olaylar başladı. Nasıl yani neden öğlen geliyorsun? Ben de dedim öyle vermişler. Gece uçuşu da yok. Ne yapayım? Sonra zaten elimde bavullar ofise gittim <laughs> kalacağım yerden önce. Neyse ki müdürümüz yoktu. Tatildeydi. Başka analistlerin ekibinden biri karşıladı bizi tanıştık ettik her şey çok güzel. Sonra çalışmaya başladım. Bu arada ben o gece daha nerede kalacağımı bile bilmiyorum. Çünkü bir adres yazıyor ama neresi orası ilk bir oturup nefes alıp sonra ofise gitmek lazım değil mi? Ama ilk başta böyle vukuatlı başladık biz. Sonra ben bu şirkette çalışmaya başladıkça olaylar birazcık daha derinleşti. O şirketin kültürünü daha fazla anlamaya başladım. Ki bu şirket de Almanya'nın memuriyet şirketi olarak bilinir. Hani o şirkete girenler genelde o şirketten emekli oluyorlar. Hani birazcık da yatılabilecek bir şirket ben de hadi birazcık da yatayım bakayım e, o şeyden sonra danışmanlık şirketlerinden sonra diye düşünmüştüm. E, nispet olmadı. <laughs> Neyse ben geldiğimde yazılımcıların takım lideri yoktu. Neden Çünkü istifa etmiş gitmiş? Orada bir karanlık kutu var Ne olduğunu bilmiyorum daha. Tabii daha sonradan öğrendim ki bu takım liderinin ben gelmeden önce istifa etmesinin sebebi, yazılımcılarını korumaya çalışması. Çünkü benim müdürüm iki ayda bu iş bitecek diyormuş. Yazılımcıların takım lideri de bu imkansız. En az üç ayda biter bu. Hani akıl var mantık var diye mantıksal bir şekilde argüman üretmeye çalışıyormuş. Ama özellikle bu naşist bozukluğu olan insanlar mantıksal düşünemiyorlar ve bir şey olacak diyorlar ve iki ay içerisinde de olmasını bekliyorlar. Olmazsa da sizin canınıza bezdiriyorlar. Ve eski takım liderimiz de bezmiş bundan. Tabii ben bundan daha sonra haberdar oluyorum. Ama olsun ben yine körpe körpe çalışmaya çalışıyorum. Bu iki ay içerisinde bitecek deniyor. Bir şey yapmaya çalışıyorum ama bakıyorum diyorum ben yeteneksizim herhalde. İki ayda bunu nasıl bitireceğim? Kimse de bir şey demiyor. Beni de pek savunmaya çalışmamışlardı eski takım arkadaşlarım. İki ayda yapmaya çalışıyorum. Bakıyorum olacak iş değil. Geceleri çalışmaya başlıyorum. Hafta sonu çalışmaya başlıyorum ve bu sadece bir proje için olacak diye düşünüyordum ve bu hep olmaya başladı. Sürekli iki ayda bitmesi lazım diyor. Ben de diyorum ama iki ay çok zor bitecek diyor ve çok argüman olmuyor. Zaten takım liderimiz yok. Tabii ki birazcık daha zaman geçirdikten sonra özellikle de ekip arkadaşlarımla daha yakın olduktan sonra herkesin bu durumda olduğunu fark ettim. Onlar yavaş yavaş eski takım liderlerinin ne olduğunu anlattılar. Nasıl senden önce başka biri gelmişti, istifa etti, gitti diye hikayeler anlatmaya başladılar. Hatta bir gün dışarı çıkmıştık diğer yazılımcılarla. Bir şeyler içelim, konuşalım, sohbet edelim diye. Orada bayağı bir şeyler öğrenmeye başladım. Mesela yazılımcılardan biri ben takım lideri olmak istiyorum diye konuşmuş müdürümle. Ve o müdür ben bu şirkette olduğum sürece sen takım lideri olamayacaksın gibi laflar etmiş <laughs> çocuğa ki o da bayağı başarılı biriydi. Ya böyle bir kişiden bahsediyoruz. Neyse belli bir süre sonra yeni bir takım lideri atandı. Yani dışarıdan geldi ki bayağı da tecrübeli. IBM gibi şirketlerde çalışmış. Tabii o da bir süresi sonra nasıl bir olayın çarkın döndüğünü kavradı ve hani birazcık bizi savunmaya başladı. Çünkü biz de onun bizi temsil etmesini bekliyoruz. Ama o bizi temsil ettikçe de müdür ondan nefret etmeye başlıyor. Çünkü müdür onu sağ kolu olmasını istiyor. O da ama onlar yazılımcılar ne olacak diye arada bir dengeyi bulmaya çalıştığı anda sen bu işi beceremiyorsun. senden memnun değiliz. Kontratını uzatmayacağız gibi laflar ediyormuş ona da. Daha sonra konuştuğumda öğrendim bunu da. Herkes bir korku dünyası içerisinde tamamen bir kişi yönetiyor. Laf meclisten dışarı tabi yani bizim müdür tamamen bir korku dünyası inşa etmiş ve herkes korkuyor, panikliyor. Ama böyle durumlarda da bir süre sonra dedikodu olmaya başlıyor ve verimlilik çok azalıyor. Zaten buna tolere edemiyorlar. Mesela benim o takım lideri olmak isteyen Alman arkadaşımdan bahsetmiştim ya. O da tabii ki belli bir süre sonra dayanamadı, istifa etti. Aslı tam olarak da istifa etmedi. Bizim takım liderimizin olduğu ve analistlerinin takım lideri olduğu bir toplantıda en sonunda Psikolojisi artık ne seviyeye geldiyse ki hepimizin öyleydi. Yakacağım ben bu şirketi gibi bir laf etmiş. Ben bu lafı savunmuyorum. Hani çok profesyonel bir laf değil. Neden dediğini çok iyi anlıyorum. Ama gelmemesi gereken bir laf özellikle iş ortamında. Ama yapılması gereken çoğu şey yapılıyordu zaten bizim şirkette. Ve bunu söyledikten sonra analistlerin takım lideri de bizim müdürün tam istediği tarzda biri olduğu için her şeyden haberdar olması lazım. Gitmiş söylemiş. Çünkü kontrol manyağı biri. E, ve o yüzden zaten analistlerin lideri yapmıştı. Ve çifte sorgulamış. Hani karşılaştırmalı yapmış. Bakalım bizim yazılımcıların takım lideri söyleyecek mi diye. O da söylememiş. E sinirlendi, istem etti demiş. Ama yakacağım ben bu şirketin lafını söylememiş. O sadece anlık sinirden dolayı edilen bir laftır diye geçiştirmiş. Tabii bizim müdür bizim yazılımcının lider bizim yazılımcıların liderine de çok sinirlendi. Sen kim olursun da bana her şeyi söylemezsin? Bu söylemen gereken en önemli noktaydı diye. Oysa hani insan sinirlenir. Normal olağan şeyler bunlar. Her şeyi de söylemeye gerek yok. Bazı şeyleri içimizde halledebiliriz düşüncesi olan biriydi. Ama bizim müdürün ne kadar kontrol manyağı olduğunu anlamadı. Tabii bu yüzden zaten uyuşamıyorlardı. Onunla çalışmak isteyen herkes onun bir piyonu olmak zorunda. Çünkü kontrol manyaklı bu narşisistik bu mobbing dediğim ortam zaten böyle yaratılan bir ortam. Ve yazılımcı olarak sürekli istifa edilmesi demek 10 kişilik yazılımcı ekibiyiz. Biri istifa edince 9 kişi kalıyor ve onun yapması gereken işler üzerimize yıkılıyor. Zaten 3 aylık projeyi 2 ayda yapmaya çalışıyoruz. Onların bıraktığı enkazı da biz devre, devre almak zorundayız. Ki bu da üzerimize ekstra ekstra ağırlık ekliyor. Ve insanlar bu kadar ağırlık olduğu için istifa etmeye çalışıyor. Tabii ki bizim müdür bunu gördüğü için uluslararası insanları almaya başlamıştı. Ki bu size olacak demiyorum. Bu benim başıma gelen... Ben Almanya'da 20'ye yakın insanla konuştum benim gibi mavi kartla gelen. Hiçbiri böyle bir şey yaşamamış. Hani bu istisna gelmiş beni bulmuş. Nereden bulmuşsun ya? Ben kaç zaten bu tür şeylerden kaçmak için gelmiştim. Her neyse. Oluyor yani. Hayat yapacak bir şey yok. Bir de bu müdürün sağ kolu var. Bunlar 6 yıl boyunca birlikte çalışmışlar ve aralarına su sızmıyor. Müdürün sağ kolu hani Ofiste bir şey duyduğu anda direkt müdürüne yetiştirecek bir kişi var. Ve, he, ve bu kişi de tabii ki egosu da çok pohpohlanmış bir kişi. Mesela bana gelip İşe alımları artık çok daha zorlaştırdık. Mesela sen büyük ihtimalle bu işe giremezdin gibi yorumlar yapıyor bana. Hani sen benim çalıştığım projeyi bile bilmiyorsun. Ben özgüveni olan birisiyim. Olmayan birisi için gerçekten travmatik olaylar olurdu. Ben hani bu, bu ne saçmalıyor dedim geçtim. E bu kadar kolay olmadı tabii. İnsan güceniyor birazcık. Ama diğer ekip arkadaşlarım da buna mazur kaldığını bilince ve yok abi sen normalsin sorun sende değil ...diyip gerçekten beni desteklemeye çalıştıklarını görünce... ...insan birazcık daha rahatlıyor. Bu arada istifalardan bahsetmiştim. Bayağı artık ofis bir süre sonra... ...çünkü biz yazılımcı ekibiyiz, 10-15 kişi. Bir de analist ekibi var, 20 kişi ve her gün her hafta biri istifa ediyor. Bir süre sonra bu istifalar Game of Thrones'a bağladı. Hani kim ölecek, kim istifa edecek hiç belli değil. Bekliyoruz. Şu kişi çok stres altında. Zaten büyük ihtimal ayrılacak gibi dedikodular çıkmaya başlıyor ki bu tür olaylarda özellikle mobbing yapan müdürlerin çok da dedikodusu yapılır. Bu Kaçınılacak bir şey değil. Mesela başka bir kız vardı bizim ekipte. Dedikodudan başka bir şey yapmaz hale gelmişti. Çünkü zaten motivasyon sıfır. Neyse mesela şu kişi kesin ayrılacak diyorduk. Bakıyorduk başka bir kişi ayrılıyordu. Kimin bir, yani neredeyse bahis oynama seviyesine geldik. Acaba bir sonraki kişi kim gidecek? Rus ruleti gibi çünkü. Hiç kimse durumdan memnun değil. Hiç kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Neyse ki analistler onlar çoğu analistlerin Alman'dı. Alman sistemini bildiği için işçi konseyine gitmişler. Workers Council diye bir şey var. Onlar da araştırmalar yapılıyor. Sürekli bize memnun musunuz değil misiniz anketleri geliyor ama maalesef bir aksiyon alınmıyor. En sonunda insan kaynaklarından 4-5 kişi gelmişti. Herkese tek tek mülakat yapmışlardı. Ve bunlar değişecek. Müdürünüzden memnun olmadığınızı biliyoruz gibi bir sürü bizi motive etmeye çalışıyorlardı. Ama bir aksiyona geçilmiyordu maalesef. Çünkü şirketli bizim ekibe korkunç bir yatırım yapmıştı ve bu müdür bir şekilde ikna etmiş o üst yönetimi. Bakın ben size şunları bunları yaptıracağım diye çok fazla söz vermiş, yaptırmaya çalışıyor. Ve hepimizden fazla çalışıyordu. Hakkını yemeyeyim. Adam hafta sonu olsun, hafta içi olsun her gün en az 12 saat çalışıyor. Müdürümün yeni doğmuş çocuğu vardı. Çocuğuyla hiçbir şekilde ilgilenmiyor yani ilgilenmiyor derken tabii ki dinamikleri bilmiyorum ama günde 14 saat soluksuz çalıştığını çok iyi biliyorum. O yüzden zamanının kaldığını düşünmüyorum. Mesela tatile çıktı, online olmadığı bir gün bile yoktu. Her gün çalışıyor. Tamamen bir işkolik biri ve çocukluğundan gelme olduğunu düşünüyorum ben bu psikolojik bozukluğun. Çünkü özel hayatta tatmin olmuyor. Başkalarına domine ederek, başarılı olarak, takdir toplayarak kendini iyi hisseden Topladıkça da toplamaya çalışan ve kariyerin o oyununu, taht oyununu oynayıp en yüksek kademeye çıkıp bir şeyler yapmaya çalışan biri. Benim de öyle bir hayat amacım yok. Ben geziyim, maaşım iyi olsun, tozayım, e, tabii işimi de yapayım. Ama işimi yaparken de mantıklı bir şekilde yapayım. 2 aylık projeyi, şey 3 aylık projeyi 2 ayda yapmaya çalışmayayım diye düşünüyordum. Ve sonra bana yeni bir proje verdiler. Bayağı da zevkli bir proje aslında. Keşke daha normal bir şirkette daha güzel bir şekilde yapsaydım o projeyi. Proje EBI diye bir teknolojiyi kullanarak müşteri faturalarını okumak. O fatura detaylarındaki tarihi ne bileyim IBAN numarasını, miktarlarını hepsini alıp database'e atmak ve bunu zeki bir şekilde yapmak. Yani bütün faturaların detaylarını alabilmek. Bizim o şirketinde yaklaşık 3 milyon Müşterisi var. Hani aslında yapılacak bir proje değil. Ve bu faturalar bin bir çeşit gönderiliyor. Mantıklı olan bir insan yüzde altmışını yapmaya çalışır. Çünkü iş yerinde yüzde sekseni yirmi diye bir kavram vardır. Yüzde sekseni hızlı bir şekilde yapılabilir. Yüzde yirmisi ise çok daha zor bir şekilde yapılır ve verim alması azalınır. Sekseni yirmi kavramı dediğim bir proje yaparken iki hafta içerisinde mesela yüzde seksenini bitirebilirsiniz. Ama... E, %85'e çıkmak için belki 2 hafta daha harcamanız lazım. Yani verimlilik azalır ve onu %100'e çıkartmak için belki imkansızdır %100'e çıkartmak ama genelde %80'ini hedeflersiniz hep. Çünkü gerçekten verim azalır ve mantıksız şeyler yapmaya başlarsınız. Size bir örnek verebilirsem mesela e-scooter'ı düşünün. Hani martı uygulaması var ya sokaklarda. Yani aslında bayağı da zevkli bir şey. Yazın hava güzelken sahilde bir 10 dakika turlayabiliyorsunuz. Ben yapmıştım ve keyif aldım. Şimdi adam diyor böyle bir şey var mı? Var. Tamam in-scooter. Gidiyor mu? Gidiyor. E, güzel. Tamam bununla İstanbul'dan Ankara'ya git. Tamam da o, onun amacı İstanbul'dan Ankara'ya gitmek değil ki. Onun amacı azıcık bir turlamak. Kısa mesafe. İstanbul'dan Ankara'ya gitmeye çalışıyorsun ama kardı kışta, yağmurda. Hani yağmur yağınca yapacak bir şey yok. Her iki saatte bir şarjını yenilemen gerekiyor. Hani o ürün onun için yapılmamış. Hani o ürünü alıp en fazla İstanbul, yani ne diyeyim, Kadıköy'den Üsküdar'a gidersin en fazla. Başka bir şey için kullanılmaz. Sen niye Ankara'ya gidiyorsun o üründe? Çok yanlış seçim ama bizden beklenen bu. Gidebilir mi diyor. E Gidebilir yani mantıken, fiziken yapılabilecek bir şey bu. Hani e-scooter'la Paris'e de gidebilirsin. Yapılmalı mı? Yani tamamen mantık dışı aslında. Ama sözler verilmiş. O yüzden biz de bu sözü alan kişi değiliz. Sadece zaman veren kişiyiz. Ya da ben öyleydim. O yüzden dedim. Bu, bu, bunu gitmemi istiyorsanız en az bu 6 ay sürer. <laughs> Çünkü akıl var, mantık var. E, tabii e, ben proje bazlı konuşuyorum artık. Mart örneğini geçtim. O da nasıl ya? İşte şu da şöyle, bu da böyle. Biz bunu iki ay içerisinde yapmalıyız. Ben dedim bu neredeyse imkansız. Sonra bu çocuk hiç mi işe yaramıyor? Sen ne kadar işe yaramazsın? Böyle sesli psikolojik şiddetler. Sonra onun sağ kolu geliyor. Seni işe aldığımıza çok pişman oldum. Bir, bazen herkesin içerisinde söylüyor, bazen birebir çağırıyor performans değerlendirmelerinde. Bak senden hiç memnun değiliz tarzında. Sonra biz konuşuyoruz, zaten performansından memnun olduğu kimse yok. <laughs> hani. Ve genelde bu projelerde geldiğimiz nokta tamamen karar alıcı konumunda değiliz ama sorumluluk alı alıcıyız. Bu proje bir gün geciksin, bütün sorumluluk sizde yani bende. Neden olmadı, ne kadar işe yaramazsın? Ama ben ben zaten demiştim o 6 ay sürer. Akıl var, mantık var. Lütfen değil işte. Onun için iki ay olacak konu kapandı. Böyle de olmuyor tabii ki ve sinirini de sizden alıyor. Sonra sizden aldığı için insanlar istifa etmeye devam ediyor. Onların yükü de üzerinize biniyor. Böyle bir kısır döngüye girmiştik biz. Ondan sonra işte dediğim gibi tahta oyunlarındaki gibi işte birden şu kişi istifa ediyor, birden bu kişi istifa ediyor. Ben de tabii ki etmek istiyorum ama Almanya'ya gelmişim. Benim mavi kartta mavi kartı alanlar bilir. Orada şirketin adı yazıyor. Hani benim şirketimin adı yazıyor basmaya. İnternette araştırmaya çalışıyorum. Acaba mavi kartla iş değiştirebilir miyim? Yeteri kadar bilgi yok. Tamamen zaten stres içerisindeyim bu. Mesela ben Almanca derslerine gitmek istemiştim ki şirket ödüyor Almanca derslerini. Bir tane katıldım. Yani bir buçuk yıl çalıştım o şirkette. Sadece bir Almanca dersine katıldım. Geri kalanlarında çalışıyordum ekstra mesai. Ve ekstra mesai ödenmiyor bu arada. Ki ekstra mesai yaparken de bizim saat e, uygulamamız var. Ne kadar çalıştığına bakıyor. O uygulamayı kapatıp çalışmamız lazımdı. Kesinlikle herhangi bir e-mail'de bunlar bize söylenmiyor. Sözlü olarak söyleniyordu. Ve bazen de işte Alman olanlar, işi bilenler şey diyordu çalışmam lazım mı gerçekten e-mail atıyordu. Geri dönülmezse de çalışmıyordu. Çünkü işini de çok iyi bildiği için bu tür mobbingi herhangi bir kanıt bırakmadan yapmaya çalışıyordu müdürümüzde. Bu psikolojik baskıları. Ama tabii ki az biraz bırakıyordu. Hatta bu e-mailleri toplayıp insan, o Workers Council şirket sendikasına gönderen insanlar vardı işte o analistler. Ondan sonra tabii daha fazla uluslararası insanlar geldi, onlar da e, yapacak bir şey kalmadı, durumları çok zor ki bizim takım lideri de bir süre sonra istifa etti, dayanamadı artık bu baskılara. Kendisi Avrupa Birliği vatandaşıydı, İspanya'dan gelmişti, ne uğraşacağım dedi, gitti. Ve o gelirken arabasını getirmişti, eşi Almanca bilmiyordu, eşi istifa edip gelmişti, Almanca öğrenmeye başlamıştı, 8 aydır Almanca öğreniyordu ki iş bulayım, e, Almanya'daki işleri ben halledeyim diye. Bütün planlarını bozup artık yeter deyip onlar döndüler. Ki o aramızda hala iyidir konuşuyoruz o takım lideriyle. Daha sonra ne hikayeler anlattı, ne saydırıyormuş, ne küfürler ediyormuş o bizim müdürümüz. En sonunda ben de bir iznimi kullanarak Türkiye'ye geldim. İşte arkadaşlarımla zaman geçirdim ve bu yaptığımın gerçekten mantıklışı bir şey olduğuna karar verdim. Zaten ben prensip gereği istifa etmeyeceğim bir işte çalışmak istemem. Çünkü iş profesyonel bir şeydir. Ve özel hayatınızı, hayatınızı bu kadar etki ediyorsa buna bir yerde dur demeniz lazım. Ama benim dur demem zordu. Çünkü uluslararası öğrenciydim. Türkiye'nin durumu belliydi ki daha kötüleşti şu an. Birazcık iki ucu bir şeyli değnek halindeydim. En sonunda şey yaptım. Bu hayat böyle devam etmez dedim ve istifa ettim. Hiçbir şey bilmeden önümde ne olacağını bilemeden. Tabi bu süre zarfında ben sürekli iş başvurusu yapıyordum Almanya'da. Ama Almanya'da da gerçekten Almanca bilmek gerekiyor. Yazılımcı olsanız bile. Onu fark ettim. O yüzden hani tavsiye Almanca öğrenmeye çalışın gerçekten. <laughs> Öyle. Zorunda mısınız? Değilsiniz. Ama büyük avantaj veriyor gerçekten. Kaç kere ben mülakata çağrıldım ama mülakat Almanca olacaktı. O yüzden giremedim. Ya da iş ilanları Almanca. Hani Almanca bilmemem de ayrı bir zorluktu. Ama istifamı ettim. Tabii ne olacağını bilmiyorum. Korona zamanı zaten iş veren çok yok. Ha bakın atladığım noktalardan biri de oydu. Nasıl bir e, manyakla çalıştığımızı anlatmak için. Korona Şubat ayında başlamıştı. O asıl kapanma hikayeleri Almanya'da 2020. Mart ayında biz işe ofise gitmeye başladık tekrardan. Yazılımcıyız ya uzaktan çalışabiliriz. Adam şey dedi hayır 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 ofise geleceksiniz. Hani bizim sağlığımızı tehlikeye atıyor, bütün koronanın etkisini tehlikeye atıyor. Zaten o zamanlar ne olduğunu bilmiyoruz. Adam ofise geleceksiniz diyor. Sizi çalışırken görmem lazım, göreceğim. Öyle bir paranoyak bir kişi ki neyse ben istifa ettim ve bir şekilde şu anki çalıştığım işimi buldum. Şu ansa ben bir İsveç şirketinde çalışıyorum ve o İsveç kültürü gerçekten var. Tabii ki bu müdürünüzle alakalı bir şey ama benim müdürüm de çok normal bir insan. Normal bir insanla çalışmayı ne kadar özlemişim anlatamam. Hani burnum kanıyor mesela bir 5 dakika mola almam lazım diyorum. Öbüründe mola yani mola diye konseptler yok. Eğer mutfağa 5 kere giderseniz gün içerisinde bu çocuk çalışmıyor diye adam paranoyak olmaya başlıyor. Onun sağ kolu zaten sürekli sizi gözetliyor ve öyle bir ofis ortamındasınız ki sizin ekranınız hep gözüküyor ne yaptığınız. O yüzden çalışmama gibi bir durumunuz yok. Sürekli bir kırbaç stres altındasınız. Sonra yani kötü bir ortam. Neyse şimdi dediğim gibi hiç öyle değil. Müdürüm zaten çok şefkatli biri. Takım arkadaşlarım gerçekten destek oluyor ki benim bir önceki şirketimde takımlı arkadaşlarımla hiçbir sorunum yoktu. Hala görüşüyorum. Mesela o Finlandiyalı arkadaşım şimdi yeni takım lideri olmuş ki o da istifa etti. <laughs> o da Finlandiya'ya geri dönecek. Yani aslında bakarsanız uzaktan bir patern görebiliyorsunuz. Herkes istifa ediyor. Ama çok iyi insanlardı. Keşke o müdür olmasaydı. Aramızda zaten konuştuğumuzda hep Hani aslında ekip çok muhteşem bir ekip. Bu ekip neler neler başarır ki başarıyorduk da bu kadar şeye rağmen korkunç başarılı bir ekiptik. Belki de sorun oradaydı. Eğer başarılı olmasaydık, bu kadar çalışmasaydık, hani yine işimize bağlı olmasaydık, müdürümüz de bu kadar savunulmaz e, savunulmazdı şirket tarafından. Çünkü büyük kurumsal şirketlerde genelde iş yürüyor mu, yürümüyor mu diye bakıyorlar. Ve yürüdüğü sürece bir sorun teşkil etmiyor onlar için. Verebileceğim tavsiyeler İlk başta bakın bu size mi yapılıyor sadece, başkalarına da yapılıyor mu? Ve başkalarına yapılıyorsa zaten otomatik olarak sorunu bir kişisel algılamamaya çalışın. Tabii ki algılayacaksınız. Bunun bir kaçarı yok. Çünkü size bireysel olarak sizin özgüveninizi yıkmak için elinden geleni yapıyorlar. Mesela ben bir gün ofise yazılımcı olarak tişörtle gitmiştim. Bu ne böyle? Yani beni direkt odasına çekti. Böyle bir şey kabul edilemez bu ofiste. Bundan sonra böyle bir daha gelirsen çok fena olur. Hani en ufak şeyler gözüne batıyor adamın. Özellikle sizi sevmiyorsa bunu motive etmek için mi kullanıyor bilmiyorum tamamen ama bence benim kanaatim ego, ego tatmininden kaynaklanıyor. Bak ben senin müdürünüm ve istediğimi yapmak zorundasın. Çünkü ben düşünüyorum üzerimdeki giysinin ne alakası var yaptığım işle? Ben tişört giyince verimsiz mi oluyorum? 2 insan kaynaklarıyla ile iletişime geçin. Bunun yasal önlemleri de var. Ben Almanya'da olduğum için yasal sistemlerini de bilmiyordum. Ama bu yapılanın yani anayasada korumaları var. Bir şirket özellikle profesyonel bir şirket, kurumsal şirketler bunu size yapamaz. Bu davalık bir durum. Kanıtları oluşturup dava etme sürecine bile girebilirsiniz. Büyük ihtimalle de kazanırsınız ya da iyi bir miktar para alabilirsiniz o dava açılmadan kapatılması için çünkü marka değeri de çok önemli şirketlerin. Böyle bir tavsiye verebilirim ve en kötüsü istifa edin. Benim durumum birazcık daha kötüydü çünkü o bahsettiğim vize işleri ama yine de istifa ettim ki aldığım en mantıklı kararmış. Dediğim gibi şu an çalıştığım yerden çok memnunum. Aman nazar değmesin. Ama değecek gibi bir durum yok. Çünkü daha olgun bir sistem, müdür daha oturaklı, daha oturmuş bir sistemin parçasıyım. Ve insanlar ilk başta beynini kullanıyor. Yani egosuyla tamamen davranmıyor. Mantık çerçevesinde bir açıklama yaptığın zaman, nedenini söylediğin zaman iki ayda bitecek nokta değil. Nedenini tabii sizin de açıklamanız lazım. Bu proje neden üç aylık? Ama açıkladığınız takdirde tamam diyen olgunlukta ve gereğinden fazla sözleri vermeyen bir müdüre sahibim ki zaten ben de bundan fazlasını istemiyorum. Öbür müdür 2 ayda yaptırıp bunu satmaya çalışıyordu. Ve hikayemi de şöyle bitireyim ben ayrıldıktan 3 ay sonra da o müdürüm terfi almış. Bizim ekibi bırakmış ki enkaz halinde bıraktı benden sonra da istifalar devam etti. Tamamen bir enkaz haline bıraktı. Ama verdiği sözleri zamanında tuttuğu için bakın ekip büyüyor şunları yaptık bunları başardık diye terfi almış ve başka daha Büyük bir ekibin başına getirilmiş. Ki şu an üzerinden bir, yıl geçti bu olayların. O ekip tamamen bir enkaz halinde toparlanamaz bir durumda. Ama maalesef kurumsal hayatlarda böyle insanlar uzun vadede bir enkaz bıraksa bile kısa vadede başarılı olmanın ödülünü alıyorlar ve burada şirketlerin de çok büyük bir sorunu var çünkü bu tür iş bitirici yaptırıcı zorlayıcı insanları terfi ettiriyorlar bak bu kişi insanlara iş yaptırabiliyor diye düşünüyorlar ama tabii ki bu çok eski bir kafa yapısı ki benim çalıştığım şirkette çok eski Alman şirketlerinden biriydi tamamen o hiyerarşik yapı sahibi üst yönetim bütün karar alıcı kesim alt yönetim ise sadece piyon çalışan piyonlar, iş yapıcı insanlar. Onların çok düşünmesine gerek yok. Biz bütün işi yapalım tarzında bir şirkette. İyi ki kurtulmuşum o şirketten öyle diyeyim. Çok kötü bir tecrübeydi ama tecrübeydi sonuçta. Ve şu an İsveç şirketi bambaşka bir kültür. Belki bu İsveç şirketi kültürü hakkında başka bir video yapabilirim. Ama korkmayın. En kötü istifa edin. Vallahi değmez. Yani hayat kısa zaten ya. Oo kim uğraşacak o manyaklarla gitsin kendi manyaklığını kendine yapsın dediğim. Ne <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda da görüşmek üzere.